arayabilirim eğer uygunsa. Eyvallah, çok uygun. Peki Levent Hocam, şu an için tabii bizi izleyen arkadaşlarımızın çoğunluğu, kahir ekseriyeti hakimlik ve savcılık meslekleri üzerine yoğunlaşmış durumda. Ve tabii şunu da belirtmek isterim. Bizi izleyen bir hayli İktisadi İdari Bilimler ya da Siyasal Bilimler Fakültesi mezunu da var. Şu an görüyorum, hatta onların soruları biraz daha baskın oluyor. İşte idari hakim olmak isteyen, niyetinde olan arkadaşlarımız da var. Ancak şunu söyleyeceğim. Yani bu hakimlik sınavı şu anki formatıyla, haliyle ne zamandan beri yapılıyor? Sınavın gerçi pek çok arkadaş aşina olmakla beraber şöyle kaba fırçayla sınavın içeriği ve usulü hakkında böyle bir resim çizebilir misiniz lütfen? Tabii değerli hocam. Yani aslında 1990'lı yıllardan beri var olan bir sınav. Yani neydi? Düzenli değildi. Her yıl olmuyordu. Bununla beraber bazı yıllar 2 yılda bir oldu. 96-97. Zaman zaman yılda 2 defa oldu. 98 bir güz, bir yaz sınav vardı. Ardından 2000'li yıllarla beraber bir formata oturdu çok net bir şekilde. Haziran sınavı, Aralık sınavı, Mayıs sınavı, Kasım sınavı şeklinde. 2010'lu yıllara kadar bu süreç böyle cereyan etti hocam. Ama şunu vurgulamak lazım. Tabii 200 kişi alındı, 300 kişi alındı, 250 kişi alındı. Rakamlar daha bu civardaydı. 2011 ile beraber sayılar 300-400 bantlarına oturdu. Ve 15 Temmuz'dan sonra da hakikaten hem bu noktada 15 Temmuz'un bir önemi var. 5000'e yakın hakimin ve savcının meslekten ihraç olması tabii önemli bir hadiseydi. Belirli soruşturmalar, mesleki uzaklaştırmalar ve bunun ardından da 2016 ile birlikte özellikle işte ilk sınavda 4000 hakim adayı, ardından 3000, 2500 gibi devasa rakamları biz gördük. Özellikle 2018, 19 ve 20 ile beraber sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi değerli hocam, yine şu girizgahı yapmak lazım. Alınan hakim ve savcı sayısı giderek bir azalma trendine doğru ilerlemeye başladı. Bu son sınavda 1000 mezun, 100 avukatlıktan geçiş ve 100 idari yargı sınavı ile beraber son 6 yılın en düşük sayısına ulaşıldı. Yani 1200'de sabitlenmiş bir rakam var. Hani belirttiğiniz önemli bir nokta, giderek de azalacak. Yani neden giderek azalacak bu sayı? Çünkü bakanlık doyum noktasına ulaşmak üzere. Şimdi bölge idare mahkemeleri tıkandı. Bölge adliye yapılarında belirli bir tıkanma var. Birçok Yargıtay dairesinde hala kapanamadı daireler. Danıştay dairesi kapanamadı mesela. Dolayısıyla hocam tahminim, yani öngörüm demeyeyim, bakanlık dostlarımızla yaptığımız sohbetlerden de duyduğumuz 2021 binli rakamların alınacağı son yıl diye düşünüyorum. O 1100 ya da 1200 diye planlanıyor. Sonra 800, 600 ve 400 diye belirttiğiniz gibi 2023 senesi bu manada önemli bir yıl. Niye? Çünkü 2023'te biz bunu tutturmuş olacağız. Yani Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu tendans, eğer biz 2000-2500 daha alırsak bunu tutturmuş oluyoruz. O bakımdan hocam 2021 beklentisi yine 1100-1200'dür ama sayının giderek azalacağını net bir şekilde vurgulayabiliriz. Aslında Levent Hocam, bilgilerimiz tamamıyla örtüşüyor. Siz Ankara'dan, ben normalde İstanbul'dan bu yayına katılıyorum ama tabii İstanbul, Ankara'da bürokraside hem artık öğrencilerimiz var, hem arkadaşlarımız var. Hemen hemen aynı rakamlar üzerinde uzlaşıyorlar. Hatta şu an personel daire başkan yardımcısı bizim okulumuzda doktora öğrencimiz. Çok kıymetli İsmail Beyefendi'ye buradan selam ediyorum. Yani geçen hafta daha doktora tez izleme komitesi vardı. Aynı bilgileri benimle paylaştı. Yani hocam dedi, siz öğrencilerle birebir ilişkidesiniz, biliyoruz. Dolayısıyla belki bu sene son 1000 alım olabilir. Belki seneye, onu bilemiyorum ama dedi arkadaşımız personel daire başkan yardımcısı. Dolayısıyla giderek azalacak. Hani öğrencilerinize söyleyin, bu yıllar altın fırsatlar, altın yıllar. Dolayısıyla hani ellerinden gelen çalışmayı devam ettirsinler dedi. Sonuç getirdi.